herkese. Son dönemlerde telefonların zoomları çokça konuşulmaya başladı. Tabii herkes bu zoomları kullanıyor değil ama kullananlarsa bunların delisi olmaya başladı. Şu an elimde Samsung Galaxy S22 Ultra var. Diğer elimde ise Huawei P50 Pro var. Bu iki telefonu 100x'e kadar zoomladığımızda nasıl göründüğüne gelin hep beraber bakalım. İlk olarak Samsung Galaxy S22 Ultra ile başlıyoruz. Tripodla en başında çekeceğiz çünkü elimizin oynamaması için. Daha sonrasında herkes yanında tripod taşımadığı için bir de elle 100x'e kadar zoomladığımızda nasıl olduğunu göreceğiz. İlk önce S22 Ultra ile başlıyoruz. Şu an şurada bir binamız var. Biz kendi gözümüzde bunu çok net göremiyoruz ama yaklaştırdığımızda orada neler yazdığına gelin hep birlikte bakalım. Şu an geniş açıdayız. 100x'e kadar zoomlayacağız. Yavaş yavaş o zaman yakınlaştırmaya başlayalım. Şu an gayet net gözüküyor fotoğraflarımız. Yakınlaştırdıkça insanların gelip geçtiğini de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Evet, gözümüzün göremediği o yazının şu an afet, acil durum ve yönetim merkezi olduğunu gördük. Bakalım şu an 50x'e yaklaştık. Daha bir 50x'imiz daha var. Zoomladığımız zaman kalitenin çok da düşmediğini görüyoruz. Evet, şu an tam 100x'e ulaştık ve gerçekten çok rahat bir şekilde yazının nasıl okunduğunu görebiliyorsunuz. Kalite çok çok az düştü ve netlikte de gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğrafı incelediğimizde yapay zeka sayesinde daha demin görüntüsüne göre biraz daha netlik kazandığını söyleyebiliriz. Zeytinburnu, afet, acil durum ve yönetim merkezi yazısını rahatlıkla okuyabiliyoruz. Siz de görüyorsunuz şu an. Şimdi ise sırada Huawei P50 Pro var. Bakalım bunda zoomumuz nasıl gözükecek? Yine şurada bir binamız var. Bu binaya zoomlayacağız. Bakalım zoomladığımızda nasıl görünüyor? Şu an süper geniş açıdayız. Geniş açıdan yavaş yavaş yaklaşmaya başlayalım fotoğrafımıza. Evet, siz de görüyorsunuz. Şu an görüntü gayet net bir şekilde görünüyor. Yine yakınlaştırdığımızda kalitesinde çok da düşmediğini fark ediyoruz. Şu an 50x'e yaklaştık. 50x'ten artırıyoruz yavaşça. Birazcık daha Samsung'a göre kalitenin düştüğünü görüyoruz. Netlik biraz daha az. Fotoğrafımızı çekiyoruz. Bakalım yapay zekayla ne kadar netleştirebilecek. Evet, fotoğrafımızı açtık. Ve çekerkenki haline karşılaştıracak olursak gayet net bir şekilde göründüğünü söyleyebiliriz. En başında Samsung'a göre birazcık daha bulanık olduğunu söylemiştik ama fotoğrafları yan yana getirirsek ki birazdan karşınıza gelecek ikisini de karşılaştırması çok da bir fark olmayacağını göreceğimizi düşünüyorum. Kameramızı açtık ve şimdi ise el modunda nasıl olduğunu göreceğiz. Yavaş yavaş yakınlaştırıyoruz. Elimizde dediğimiz gibi en başında birazcık titremeler olabilir. Bakalım bu sefer nasıl görünecek? Şu an 30x'e kadar geldik. Sanki şu an biraz daha Samsung'un daha net olduğunu görüyoruz ama fotoğrafı çektikten sonra yapay zeka bunu tabii ki düzeltiyor. Elde oynamalar olabilir. Şu an bizim de oynadığı gibi bazen kayabiliyor. Ama fotoğrafı çektiğimizde daha net sonuçlar verecek ve üzerine daha rahat konuşabileceğiz. Tripod'daki gibi sabit tutamıyoruz telefonumuzu normal olarak ama yine de burada da net görüntüler elde edebildiğimizi söyleyebiliriz. Huawei'ye göre daha parlak renkleri var Samsung'un. Ben Samsung taraftarı olduğumu söyleyebilirim biraz daha. 60x'e kadar yaklaştırdık. Ortaya çıkan fotoğrafları da şu an ekranda görüyorsunuz. Karar size kalmış. Ben de yorumlarımı ekleyeceğim birazdan. Kısaca toparlayacak olursak bana kalırsa Samsung Galaxy S22 Ultra bir tık daha öndeydi. Evet, fotoğraflar net ama Samsung'da daha canlı olduğunu hissettim. Huawei'de ise birazcık daha piksel kaldığını düşünüyorum. Siz de yorumlarda kendi tercihinizi belirtebilirsiniz. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.